Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala khayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladı. Khayrul kuruni karni sümmellezine yelunahum sümmellezine yelunahum. İnsaniyet yaşab ötken asırladı en afzalı meni asırım deydi. So'ngra ana shu asrdan keyingi kelgan asr, so'ngra undan keyingi kelgan asr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 zamonni, 3 asrni maqtadi. Ulardan albatta eng afzali Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam o'zi yashagan zamoni saodat bo'lgan, o'zi yashagan asr. Undan keyin sahobalarning asri, undan keyin tobiinlar asri. Siz bilan biz mana shu zamoni saodat deb zikr qilingan asrlarning ikkinchisi sahobalar davrida haqida gaplashar ekanmiz. Siz bilan biz har bitta sahobaning hayotini o'qib o'rganishlikda o'zimizga ularning hayotidan ibrat namunani olishimiz vojib bo'ladi. Bugungi o'qiydigan sahobaning ismi Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy radhiyallohu anhu. Bu kishi haqida Umar ibn Xattobning muhaddis bir shiroyat etgan so'zi bor, shu bilan boshlaymiz darsimiz. Har bitta musulmon Abdulloh ibn Huzofani boshidan peshonasidan o'qib qo'yishligi kerak. Va men mana shu narsani birinchi bo'lib boshlab beraman. Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy juda ko'p arab yigitlari qatorida bir yigit edi. Agar islom degan ne'mat Alloh taolo tomonidan unga berilmaganida, agar islom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotni yelkasiga qo'ygan yuk agar shu kishiga berilmaganida, boshqa arab yigitlari qatorida tarix hech qanday iz qoldirmagan holda yashab o'tib ketishligi aniq edi. Lekin bu kishiga mana shu baxt qushi boshiga qo'ndi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida u uzoqga sahoba bo'ldi va o'zini zamonasida yashayotgan eng buyuk ikkita podshoh Rum Qaysari va Fors Kisrosini huzurida suhbatda bo'ldi, ular bilan bahs qildi. Hijratni 6-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom dinini butun yer yuzida tarqatishlik uchun yer yuziga e'lon qilishlik uchun bir qancha dunyodagi katta podshohlarga maktublar yozdi. Mana shu maktublar orqali payg'ambarimiz ularni islom diniga da'vat qildi. Va mana shu safar uchun payg'ambarimiz o'zini xos sahobalarini tanlab oldi. Payg'ambar aleyhissalom mana shu sahobalarni tanlab xat bilan jo'natar ekan, bilardi bu qanchalik xatarli safar ekanligini. Chunki bu xat ko'tarib ketayotgan kishilar kimlar edi? Bu kishilar o'zini zamonida eng boy, biz sizni har qanday buyrug'ingizni bajarishga tayyormiz, xohlagan buyrug'ingizni buyuring dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu ko'p sahobalarchidan 6 kishini islom degan chiroqni tarqatishlik uchun, islom degan nurni yer yuzida tarqatishlik uchun 6 kishini qo'liga xat berdi. Ularning qatorida Abdulloh ibn Huzofa Sahmiy roziyallohu anhu ham bor. Bu naqadar sharaf, naqadar baxtki Rasulullohning qo'lidan xatni olib boshqa podshohlarga yetkazishlik vazifasini olishlik. Mana aytdik, bu Abdulloh ibn Huzofa boshqa arab yigitlaridagi bir yigit edi xolos. Agar shu sharaf u kishiga berilmaganda dunyoga kelib ketganligini biroq bilmas edi ham. Lekin islomni mahkam ushlaganligi, Rasulullohda so'ziga so'zsiz itoat qilganligi u kishini qiyomatgacha ismi zikr qilinganda radhiyallohu anhu Alloh undan rozi bo'ldi degan so'zni olish sharafiga muyassar bo'ldi. Abdulloh ibn Huzofaga Fors podshohi Kisroqga xat olib borishlik vazifasi topshirildi. Xatni oldi. Rasulullohning omonatini oldi. Rasulullohning elchisi bo'ldi, Rasulning rasuli bo'ldi. Shu sharaf bilan keldi, uyga tayyorligini ko'rdi, ayoli bilan farzandi bilan xayrlashdi va Allohga tavakkul qilib Fors yurtlariga qarab ot qo'ydi. Fors yeriga yetgan paytida Kisroni huzurga kirishiga ruxsat so'radi. Elchiga kelganligini eshitgan Kisro buyurdi, saroyni bezashdi, butun ayollar to'plandi va ruxsat berildi Abdulloh ibn Huzofaga kirishlikka. Abdulloh ibn Huzofa sahroy odamlardan edi. Kiyimi oddiy edi, ko'rinishi oddiy edi, qo'ydi hidikalar edi. Kisro o'zini zamonasida ilohlikda da'vo qiladigan podshohlardan edi. Ana shu davrda agar bir qisqacha gapiradigan bo'lsak, ana shu davrda insoniyatni ko'proq qismi yashab turgan joyni ikkita buyuk bir imperiya egallab turardi, bo'lib turardi. Yarmini Fors, yarmini Rum egallab turardi.
Ana şu dünyadaki en kudretli iki memlekette bittesi ki Abdullah Peygamberimizi Risalatını hatını götürüp aldı. Onge ruhsat verildi, kirdi. Abdullah hatını alıp gelirken de Kisra işare kıldı. Hizmetkarıya hatta alıp gelişlikke. Abdullah hatını vermedi. Resulullah menge Kisra'da kolege tavşırışlıkke buyurdu. Kolege tavşıramam dedi. Hatını aldı, abarıp Kisra'nın kolege tavşırdı. Kisra aldı ve özünü Arap dilini buladıkken tercümanlardan bittesini çakırdı. Hatını, avazını çıkarıp okşulukke buyurdu. Hat kuyuda geçiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Resulullah ile Kisra azim kus. Selamun ala men ittebel huda. Hatmi mazmunu Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah'dan Farslarının büyüge Kisra'ya hidayetge ergeçkenlerge salam olsun dedi. Mana şu satırlarını eşitti de davamını eşitmezsen Kisra şimdi bir gazap otu gemindi. Yüzleri kızardı. Boyunda tomurlar ırgıp götürülüp çıktı. Kendi kılıp bu beni kulum bogan sahrayı arap özünü ismini meni ismimden burun açık cürat kıladı. Bunun nazarı da polancı gel polancıdan deyip durup Peygamber Aleyhisselam özünün ismini keyin açılığı kere gidi. Bu tuğyonga küfürge batken padişahın ahvalı şuydu. Hatını korudan aldı da yırtıp taşadı. Abdullah'ını haydab çıkarışı gibi yürüdü. Abdullah'ın sahradan alıp çıkıp ırgıtışı vardı. Abdullah eline nime buluşu yine oylandı. Eline nime buladı. Hatını yırtı vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorama gene kendine akıl işte. Eğer yırtı varsa nime akıl edin. En asasisi Peygamberimizin büyüğü olacağıldı. Eline bir ara kızı yolladı. Kızı yok. Atını sahraya kadar çarptı. Ketti. Kisra gazaptan çıkandan keyin Abdullah'ını top gelişi gibi yürüdü. Lekin uzak anca uzak öldü ki propaganda da onu topuş olmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gel. Bu haberin yetkizgeni de ya Resulullah sizi hatizi yırtıp taşladı degen de Allah da Allah onun mülkünü yırtıp taşlasın dedi. Hakikaten yırtıp taşladı Allah da Allah. Min yıldan köptürgen Fars İmperiyası Müslümanlarda kolları da vayran oldu. Müslümanlar galip oldular üstünden. Bu Kisra mana ana şu davrlarda Yemen, mana biz bilgen Yemen Farslarga tabiydi. Yemen'deki Kisra özünü valisi bugün Bazan degen padişahke hat yazıp etti ki ana şu Araplar içi de peygamberliydi dava kılarken Muhammed'e gezimli kişi çıktı. İkide bir küçülü adamını cönetken meni aldım yap gelisin dedi. Bazan bu hatta eşki organıdan keyin ikide vakuat küçülü palmalarından Medine'ye cönetti. Medine'ye gelip peygamberimizin üçü açtı. Seni padişahlardı padişahı Kisra bizi padişahımız Bazan'a mana hattı yazdı. Biz buna keçlikke tergeledi ki. Bu olmasam küçü bunu hapketemizdi işte. Resulullah'a tehdit kılıçtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette ertteki keliler ertteki haberini ayette ben size. Cevabımı ayette ben dedi. Tanya